Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Neredeydik? 557 mi? 557 Hasan abi. Tamam. Kim de bugün sıra dersin? Hayati nuruyla cilalandırıyor, eritiyor, güzelleştiriyor, zinnetlendiriyor edilmişti. He. Şimdi bugün ne işleyecektik? Cilalandırma Hasan abi. Bana mı aitti bugün? Öyle mi ya? O zaman metni okuyayım. Tamam abi. Bir müşahede gayet cevadane bir faaliyetle şu alemi kesif ve süflide pek kesretle nur hayatı serpmek. Nur hayatı serpmek. İşal etmek. Serpmeyi de çalışacağız. İşal etmek. Manası? İşal yani. Şuleden. Şaşalandırmak. Yani mevcudatın batınını zahir etmek. Toprağı şaşalandırmak, yani nebatatla göstermek. İçindeki güzellikleri aktif etmek. Böyle lugatta olmuyor. Parlatmak manasında, hepiniz onu biliyorsunuz zaten de. Yani içindeki gizli hakikat donanımlarını dışarıya gözükmesi için adeta zemberek gibi, kurma saati gibi hayat. Yani bir kovalan hakikatin bir fiile çıkması mı? Evet. Hatta en hassas maddelerde ve taaffun etmiş cisimlerde, ben bunu hep böyle kokuşmuş et, kesretle taze bir nuru hayat ışıklandırmak. Hayatın eskisi bayatı var mı? O kesif ve hassas maddeleri nuru hayatla letafetlendirmek, cilalandırmak, sarahate yakın işaret ediyor ki, gayet latif, ulvi, nazik, hayatlar diğer bir alemin hesabına, şu kesif, camit alemi, zerratın hareketiyle, hayatın nuruyla cilalandırıyor, eritiyor, güzelleştiriyor. Güya latif bir aleme gitmek için zinetlendiriyor. Şimdi burada cilalandırmak bana ait, öyle mi? Tamam. Zahirde görünen kesafeti kaldırıyor, batınındaki güzellikleri göstermek manasındaymış. Cilalandırmak. Şu kesif camit alemi, zerratın hareketiyle, hayatın nuruyla. Nur, mahluk tarafıdır. Ziya mahluk tarafı değil. Hayatın ziyası deyince hayattan yaratılanlar manasında. Hayatın ziyası deyince hayatın geliş yönünü anlatır. Tamam mı? Zerratın hareketiyle hayatın nuruyla cilalandırıyor, eritiyor, güzelleştiriyor. Hayatın nuruyla bir, cilalandırıyor. İki, eritiyor. Üç, güzelleştiriyor. Dört, ışıklandırıyor. Beş, letafetlendiriyor. Şimdi giriyorum izaha. Hayat girince eriyor. Hayat bir yere girince orası eriyor. Yani hayatla ne yapıyor? Eritiyor diyor ya. Yani başkalaşıyor. Hakikatini değiştirmeden başkalaştırıyor. Gene buna yani kokuşmuş etten hayvanatın çıkarılması, gübreden nebatatın, bitkilerin yaratılması, topraktan çıkan tek toprağı, yani toprağı kazıyorlar, eritirler, yani yüksek fırına verirler ki içerisindeki
ayrısın, hayat da aynı buna benziyor. Mesela toprakta maden çıkartma nasıl oluyor biliyor musun? Toprağı alıyorlar. Yüksek fırına veriyorlar. 900'da 1200-1500 santigrat derece ateş verirlerse o toprağa demir ayrışıyor. Başka bir şey erimiyor. Ve 1700-1800 ile 2000 arasında ısı verirse bakır ayrışıyor. Yani her bir madenin erime derecesi var. Erime derecesi demek ayrışma derecesidir. Ayrıştırıyor. Zahirde toprak tek şeydir. Tamam. Ama ayrıştırma metodu bir yüksek fırın olduğu gibi içindeki kalsiyum, magnezyum, uranyum, demir, kükürt ayrıştırılıyor. Nebatat da ayrıştırma fırını gibidir. Armut, toprak değişik bir şekilde gösteriyor elementlerini. Kiraz, topraktaki aldığı elementlerle toprağı ayrıştırıyor. Kabak, ayrıştırıyor. Ayrıştırma faaliyetidir aynı zamanda. Tamam. Eritiyor. O zaman ne oluyor? Toprağın zahirde kesif gibi gözüken şeyiyle nebatatlarla cilalanıyor. Yani batındaki güzellikler zahirde gözükmüyor. Yüksek fırında ne olur biraz mukayese edin. Toprağı atarlar. Mesleğim biraz benim. Ondan sonra peki çimentoyu anlatayım. Çimento. Topraktan çıkan elementleri hepsini ayrı ayrı eritiyorlar. Erime derecesi ayrıdır. Sonra hepsini bir bütüne koyuyorlar. Erimiş olanları ayrı bir ısı verilip imtizaç ettiriliyor. İmbriklerden geçiliyor, soğuk hava veriliyor. Bilmem metan gazı üfürülüyor. Bilmem bir sürü şeyler yapılıyor. Reaksiyona sokuluyor. Şöyle de diyebilirsiniz yani. Sokakta rastlarsınız. Mikser var. Beton arabaları var. Dönüyor. Ona hiç orada beklemezler. İmalat yerinde. Çimentoyu atarlar. Çakılı atarlar. Kumu atarlar. Suyu atarlar. Araba hem gider hem imtizaç ettirir. Yolda yoruluyorlar. Evet. Bu imtizaç. Bunun tersi ayrıştırmak. Cilalandı mı o yüzden ayrıştırma? Ayrıştırma, cilalandırma derken onu ayrıştırıp hakikatını farklı boyuta taşımak. Şimdi değil mi sana abi? Yani eşyanın en son aldığı şekil mi oluyor? Yok, daha dur. Daha insanla ayrıştırıyor tekrar. Bu sürecin tümü cilalandırmak. Toprağı bitkiyle cilalandırdı. Üzerindeki, içindeki gizlilikleri ayan etti. Hayvan yedi. Farklı bir cilalandırma oldu. Yani kirazın içindeki yapı direkt hayvana gidemiyor. Hayvan gidip topraktan toprağı yiyemez. Topraktaki kendisine lazım olan elementi yiyemez. Otu yer. Ot adeta toprakla hayvan arasında bir ara geçit formatı gibi. İnsan ise direkt topraktan gıdasını alamaz. Bitkiden, hayvandan alıyor. Yani imbiklerden geçmek, cilalanmak. İnsan seviyesine gelene kadar böyle dönüştürüyor, harç yapıyor. Devam ediyorum. Hayat da ona sokularak, nasıl ki çekirdek toprağa sokuldu, toprağı ayrıştırıyor. Armut denilen şey aslında bir pakettir. Element paketi. Şeftali öyle, incir öyle. Onunla ne yapıyor? Cilalıyor. İçerisindeki gizli hakikatler açığa çıkıyor. Ona sokularak aslı elementlere ayrıştırılıyor. Nasıl ki toprağa ısı vermek için içini ayrıştırmak gibi kesif ve camit alemi ayrıştırmak
içerisindeki gizlilikleri ortaya çıkarmak için hayat veriliyor. Toprağa verilen ısı, hani yüksek fırında elementleri ayrıştırdığı gibi tafun etmiş, kokuşmuş şeylere de aynı yüksek fırındaki ısı gibi hayat nuru veriliyor. Hayat nuru verilince armutum diyor, şeftaliyim. Topraktın? Hayır. Ölü gözüküyorum ben. Armutum, şeftaliyim, çiçeğim. Sonra terak ettim. Sığırım, elmayım, kediyim, köpeğim, kuşum, dinozorum, şuyum, buyum. Sonra Ayşe'yim, Fatma'yım, Ali'yim, Hüseyin'im. Yani bu hep o süreci tamamlayan bütünlük, cila. Mesela bir şey düşünün, böyle bir ceviz ağacını keserler, mobilya yaparlar. Ama içindeki güzellik gözükmez. Sımpara vururlar, bir de cila atarlar. Yani bir çekirdek ağaç olmaya giderken işte gelişiyor herhalde. Mesela bir yerden sonra işte yaprak veriyor, çiçek veriyor ve meyve veriyor. Yani bu süreçte o dediğiniz cilalanmanın evet. Artırılmış mı yaprakten? Evet, cilalar mesela çekirdekten filiz bir cila. Hani bir cila. Şöyle diyeyim de ondan sonra anlayayım. Ha, işte neyse, bir cila. A, gövde bir cila, tomurcuk bir cila, yaprak bir cila, çiçek, meyve, cila bunlar. Mesela şey dedim, ceviz ağacı. Kütüğü kestiniz. Mobilya yaptınız. Ve çirkin bir şeydir yani, kabataslı bir şey. Onu zımpara atarlar, cila vururlar. Cila içinin değil, dışarıdaki bir malzemedir. Onun için gösteriyor. Evet, yani... O yapraktaki hayat toprağın özelliği değil. Toprak şey yapraktaki element toprağın özelliği. Ama onu latifleştirmek, letafetlendirmek, zinetlendirmek, içi dışarıdan verilen, zerk edilen bir şeydir. O da hayat. Yani bakın bir de söylüyorum. Bu ceviz kütüğünü düşünün. Ceviz. Bunu şey yaparsanız kaba ve donuk olur. Değil mi? Donuk olur. Bunu zımpara atarlar. Sonra cila vururlar. Cila vurunca o cevizin içerisindeki desenler gözükür değil mi? Yani gizli olan şekil, desen, sanat ortaya çıkıyor. Dışarıdaki müdahale ile ama. Dışarıdan veriliyor. Zatında yok. Zatında bu sanat var. Ama gözükmüyor. Adeta gece panolar var, reklam panoları var. Üzerindeki yazı okunmaz. Ama içindeki lambayı yakarsanız üzerindeki yazı okunuyor. İşte bu panoya verilen elektrik nur, nur hayattır. Onun içini dışarıya gösteriyor. Buna cila deniliyor. Yani ağaca dışarıdan cila vuruluyor, başka çaremiz yok. Hayat ise içine cila veriliyor. Yani içine sokuluyor. İçine girince hepsi ben buyum, ben buyum da ayrışıyor. İçerisindeki hakikatleri ayrıştırmak. Devam edeyim. Camit zerreleri hareketlendiren der esmasının ismi olan zamanın girmesiyle hareketleniyor, hararetleniyor. Denizli, Edirne, Hatay, Rize. Der, esmasının bütün isimlere sirayetine zaman diyoruz. Zaman der, esmasına değiniyor. Sanki bir makinenin içine giren elektrik gibi. Duran makineyi hareketlendiriyor ya, aktif ediyor. Der esması da bütün esmaların içine giriyor. Bu sefer hareketleniyor. Bütün esmanın cilvesi olan ve dışa vuruşu olan atom, atomlar hareket etmeye başlıyor. O hareket ederken hayat ona başka bir vasıf yüklüyor. Hayatiyet veriyor. O zaman o harekete verilen hayatla canlı gibi gözüküyor.
Sonra eriyor, sonra ona daha değişik şekil verilerek güzelleştiriliyor. Adeta o tafun etmiş zerreler hayat kabına dökülüyor. Eriyen o madde hayat kabında, kalıbında başka bir şey yapılmış oluyor. Yani hayat sokuluyor maddeye, ondan sonra bir bakıyorsun toprağa, ağaç denen bir şey var. Yani topraktakileri soktun içeriye, hareketlendiniz, der esması, içini hareketlendir, bu altı soldu. Hayat da ona kalıp çiziyor. O kalıba göre zerre hareket ediyor. Yani kalıba göre hayat girmiyor. Yani ismi zahir itibariyle ağaç büyüyor, hayat içinde. Hayat da büyüyor. İsmi batın cihetiyle hiç böyle değil. Hayat büyüdüğü için zerreler oraları dolduruyor. Hayat inşaattaki kalıp, tamam mı? Ceset ise içine dökülen harç. İsmi batın cihetiyle çok ilginçtir. Farkında mısınız? Hayat büyüyor. Cisim büyümüyor. Batın yönden bakılırsın. İsmi batın. İsmi zahir itibariyle ağaç büyür. Sırlar da böyle görür. Sırlar da böyle görür. Gafiller de böyle görür. Ağaç büyür. Ağaç büyüdüğü için içindeki hayat da büyüyor. Ama ismi batın cihetiyle böyle değil. Hayat büyüdüğü için hayat kalıptır. Hayatın nuru kalıp zerrelerin dehr esması denilen zamanla zaman içeriye giriyor. Yani dehr esması hareketlendiriyor. Bu zerreler hareket edince kalıba dökülüyor. Bakarsın beton ama hakikatte o kalıp. Hayat makinesine giren esmaların kendilerini göstermelerine cila. Hayat bir makine düşünün. Fatih iş yapmıştı. Hayat makinesi diyor ustad. Onun içerisine esmalar giriyor. Yani elmanın letafeti, kokusunu, rengini, tadını, kimyasını birbirlerini kapatmamaları, birbirlerine bindirilmeleri, farklı boyutların cami, cilve ile parlamaları demek. Yani mesela bir elmada renk kokuyu kapatmıyor. Koku letafetini kapatmıyor. Vesaire bunlar tadını kapatmıyor. Kimyasını kapatmıyor. Orada alınacak akıl meratipleri kapanmıyor. Orada gözüken merhamet kapanmıyor. Allah'ın iltifatı kapanmıyor. Yani bu say ve sayabildiğiniz kadar bütün esma aynı yerde birbirini kapatmıyor. Zuhal abi, insan bir makine gibi, yani hayat makinesi gibi. Mesela bir elmeye baktığı zaman insan makine ya. Mesela gözüyle, diliyle, kulağıyla, diğer cihazatıyla o elmadaki o şeyleri açıyor yani. Tabii kalın mesleği de diyor ki bir eşya sanki bir müfessir gibi, Allah'a tefsir eden alim gibi Allah bizi tanıttırıyor, tarif ediyor. Yani burayı kaçırmayın. Alim gibi tarifçidir. Akıl ondan ayrı bir şey alır. Allah nedir? Ne bileyim nedir? Elma diyor ki dur bana bak. Allah mulevindir, renklendirendir. Aa tamam. Nereden biliyorsun? Bak bana boya attı. Allah musavirdir, tasvir eder. Allah sanidir. Allah rezaktır. Allah alimdir. Niye sana hitap ediyor? Allah basirdir. Senin gözüne içe cevap veriyor. Yani bir alim gibi Allah'ı tarif ediyor. Yani o elma cami tipi madde olmakla beraber insan, yani o elma muhatap olunca, yani nuru hayata elma masal olunca insanla birlikte oradaki elmadaki o görünen o hakikatler ortaya çıkıyor yani. Evet. Yani nasıl ki şeye toprağa ısı verirsin ayrışır. İnsan da elmanın içine nüfus ediyor. Elmanın içine. Aslında oradaki ilmi okuyoruz yani. Okuma kabiliyeti. Tabii tabii. Sıfilim değil. Tahayyül var orada. Evet. Elmada. Tasavvur var orada. Tahakkul var. Tasdik var orada. Çünkü onaylanmış hakikatler var. İzan var.
İltizam seni lazım kılmış. İtikadına malzeme taşıyor. Tamam mı? İrade var orada, tercih edilmiş. Aşağı indik vicdana. Vesaire. Dolayısıyla Fatih'in dediği gibi sanki insan bir ceyran, bir elektrik giriyor elmanın içine. Aklın nuru diyor, alemlere dolaştığı gibi en kesif şeye de girer. Mesela şu kalıp demir düşünün. Elektriği burada bağlarsak, burada bir adam tutsan ya, çarpılır mı? Çarpılır. Elektrik içine ne yapmış? Girmiş. Elektrik unutmayın, yüzeysel gitmez. Her şeyin içindedir. Elektrik demirin üzerine kaymaz. Şuradan şuradan değil. Elektrik demirin en zerresine giriyor. Ha, elektrik böyledir. Camittir. Yani hayat mertebesi var ama toprak gibi değil. Bitki gibi değil. Esir yapısı var. Onda da hayatiyet var. Ama insan gibi bir hayatiyet seviyesi yok. Şimdi niçin misal verdim? Bak bu kalıp demir kalın. Elektrik veriyorsun. Diyor mu ki vallahi bana çok zor geliyor ya. Kablodan gitsem daha iyiydi. Adamın böyle bir problemi yok. Elektrik en uzağına en yakın. Zeytinburnu'na giren kablo, kabloya bağlı olan bir ampulle Zeytinburnu'nun son çıkışındaki ampul hemen hemen aynı vakitte yanar. En uzağına en yakındır. Şimdi niçin anlattım? İnsanın bir hizmetçisi olan elektrik şu demire böyle girerse insan da elmaya böyle giriyor. Nuru marifetle, nuru akılla, nuru hayatla, ondan sonra hayatın ziyasıyla, hayatın şuuruyla, ruhuyla giriyor. Donanımı olması lazım değil mi? İnsanda yani, insanda bu var. Giriyor. Devam edeyim. Cilve ile parlaması demek, hayat zemininde her bir esma kendini göstermesi. Cilve demek, bu elmada bu kadar saymış olduğumuz 1001 çeşit, zahirde 20 çeşit diyoruz da, esmanın birbirini kapatmadan göstermesi cilve. Cilalandırmak. Cilve ile cilalanıyor. Her bir esma hükmünü icra etmesi. Hayatla gözüküyor. Esmanın cilve nakışı diyor o zaman. Cilve, cilve, cemal, nakış, sanat. Dört. O zaman cilalandırmak, yani gene söylüyorum, ceviz ağacının, kütüğün, zahirde ne kadar sanatı var, ne kadar güzel şekiller var gözükmüyor. Zımpara yaparlar, sonra cila vururlar, harika bir şekil gözükür. Harika şekli vurduğunda gözükmesi şekil buradandır ama vurmak hariçtendir. İşte hayat 1001 esmayı tazamun ettiği için o girdiği zaman şeye, tafun etmiş, kokuşmuş ete göz çıkıyor. Çünkü basar var. Sinekte göz var. His var. Hayat var. Letafet var. Nezaket var. Sanat var. Basar var. Semi var. Hepsi var. Yani aynı yani içindeki esmaların kendisini göstermesi. Biraz da ilerledik şimdi. Esmaya geçtik dikkat ederseniz. Zahirden hakikate doğru geçiyoruz. Cilve ile parlaması demek hayat zemininde hayat zemindir. Her bir esma kendini göstermesi. Hayatın içerisindeki nihayetsiz esmaların cilveleri demekmiş. Bir misal daha. Kokuşmuş etin kurtla cilalanması. Cila mı bu? Yani bu çürümek midir yani? Etin çürümesi şeyin kurtların çıkmasına sebep oluyor. Sinek çıkıyor, kurt çıkıyor. Hani çürümekti, yok olmaktı? Demek ki kokuşmuş etin kurtla cilalanması, sineklerin oradan uçmaları bunları şundan çıkıyor. Mektubat 247'de bak ne çıkıyor, metnini okuyorum. Mektubat 247. Güneşin timsali
her bir cilalı parlak şeyde temessül eder. Şöyle, şunu tuttum ben güneşe. Güneşin timsali olur mu? Olmaz. Cilalı değil. İyi dikkat edin. 247. Orayı bir daha okumuşsunuz o zaman abi. O cümleyi. Tabii işin ilgini çekti. Ha, timsali değil mi? Daha ilgini çekecek. Timsal demek, aynadaki güneşin ne aynısıdır ne gayrısıdır? Kendisi. Cilada gözüküyor. Aynadaki güneşin timsali demek, o gökteki, semadaki güneşin ne aynısıdır ne gayrısı. Timsal bu demektir. Peki, misal ne demek o zaman? Misal. Aynada misali var. Ha, onu bizdeki karşılığı. Yani onun diyor timsalini misallendirmek, kağıda indirmek. Böyle bir şeyde bir tabir vardı 51'de hatırlarsınız mektubatta. He, ne diyor? Timsal olan misalini diyor. Evet, yani o orada kendisi gözüküyor ama şekli var orada. Şekli misali oluyor. Yani kendisinin olması timsal, şeklinin olması misal. Güneşin şeklinin olması misal. Evet, şeklinin olması misal. Elvan-ı sevası, 7 tane rengin olması sıfatı. Mektubat 247. Güneşin timsali, parlak düşün. Her bir cilalı parlak şeyde temessül eder. Temessülle tereşü arasındaki farkı söyleyeyim. Bak, her bir okuduğumuz ders başka bir derse malzeme oluyor. Bugün çalıştığımız bu ders başka bir derse malzeme olacak. Mesela şurada temessülden bahsedeyim. Temessül. Daha önce 2 hafta çalıştığım temessülü şimdi kullanacağım. Temessül. Misal. Şimdi çekirdekten ağacın olmasına temessül. Ağacın çekirdek olarak kullanmasına, hulasalaşmasına, hulasa olmasına tereşu. Nasıl oluyor? Ondan şey yapar mısın sana? Yani çekirdekten ağaç oldu. Bu temessül. İçini dışarıya gözükmesine temessül denilir. Programın. Dışarıya çıktı. Ağaç temessüldür. Çekirdeğin temessülüdür. Ağacın tereşu ise çekirdek olarak gözükmesi. Mesela 19. sözde reşalar var. Tereşuttur. Alemleri zatında cem etmiş Resulullah. Onun için temessül denmez. 15. temessül. Reşa denilir. Tereşu denilir. Yani peygamberin zatında alemlerin ve ahlakların, huyların cem edilmesine, yani ağacın çekirdek olarak toplanması gibidir. Buna tereşu, reşalanmak, hakikatını içinde bulundurmak. Böyle etiyle gözüküyor değil mi sana? Evet, yani dikkat edersen ahlak hamidesi vesairesi diyor ya. Şimdi cilalı bir yer olmasa güneş temessül edemez. Cilalı yer olmasa. Şimdi okuyayım izahını. Güneşte maksat hayat güneşidir. Güneş gördüğünüz yerde 4 tane şeyi koyabilirsiniz. Şems ezeli diyebilirsiniz. Allah'a anlatırken misal veriliyor güneşe. Nuru Kur'an deniliyor. Nuru Muhammedi deniliyor. Nuru iman deniliyor. Nuru iman demiş miydim? Bir de hayat nuru. 4. 4 veya 5. Bir de okuyayım. Şems ezeli Allah'a misal veriliyor. Nuru Kur'an. Nuru Muhammedi. Nuru iman. Bir de hayat. Hayat nuru. 5. Güneşte maksat hayat güneşidir. Hayat eti vurunca ukdi hayatları aktif oldu. Ette hayvaniyet hakikatları var her bir zerrede. Çünkü o et ruh sahibi olan bir hayvandaydı. O zaman o et parçası var ya, hayvandan atılmış et parçası. Her bir zerresine ben mesela şöyle diyeyim. Her bir parçamda, DNA'mda ben yok muyum? Her bir o et parçası kokuşuş etme esma vuruyor, hayat. Hayat vurunca o et parçasının içinde bulunan DNA'lar aktif oluyor. On hayatın nuru demek, hayatın mahlukiyet yönüdür. Hayat malzeme veriyor.
Hayatın ziyası olunca hayatın kaynağına bakacaksın demek. Şöyle dur. Hayatın ziyası Allah yönünü gösteriyor. Hayat, burası hayat. Hayatın ziyası Allah'a bakma yönü. Hayatın nuru deyince böyle bakacaksın. Hadi tersini dur. Bak bir de okuyayım. Güneşte maksat hayat nurudur. Hayat güneşidir. Hayat ete vurunca etin içinde bulunan bin bir çeşit hayvaniyet DNA'sı programı aktif oluyor. Hem diğer esmalar kendilerini gösterip kokuşmuş et kayboldu. Kurt çıktı demek, kokuşmuş et yok oldu. Bakın, çekirdek çürüdü demek. Ne demektir? Ağaç çıktı demektir. Kokuşmuş et, et gitmiş demektir. Kurtlandı yani. Artık kurt var, et yok. Kayboldu. Sinekler, böceklerle cilalandı. O zaman et yok. O zaman hayatın yüksek mertebesine çıktı yani. Evet. Temessül oldu yani. Evet, temessül oldu. O et, hayata aynı cilalı bir ayna oldu. Hayatın hakikati o ette gözüktü. İşte o et ne oldu? Cilalandı. İçinde bulunan nihayetsiz esma vardı. O et denilen esmanın kulasası değil mi? Bütün esmalar vardı. O et zannettiğin şeyler, kaç tane esma var Allah bilir içinde. Esmaların donmuş hali ettir. Eti ayrıştır tekrar. Esma olur. Et denen bir şey yoktur. Bu sefer Allah nur hayatı bu esmaların paketine, yani et parçasına vurunca esmalar kendisini göstermeye başladı. Aslına dönüş demektir. Tamam, biz aynen kokuşmuş dediniz, yanlış o zaman. Yani öyle bir yok, başka ne diyeceğiz? Esma, şimdi millete desen ki esmanın hakikatına uruç ediyor, seyahat ediyor. Manyağın birisi der yani. Zaten bu kadardılar bunlar. Şimdi belki de diyecekler, bu kokuşmuş etler koca bir dersi bitirdi, bu delinin birisi. Sizofreni. Ben kendime öyle diyorum. Demeyin de siz. Kendinize demeyin ya. Bir şey derseniz öyle olursunuz. Deli deli derseniz delileşin. Batındaki güzelliği örten zahirdeki taafun ortadan kalkıyor demektir. Yani kokuştu. Sinek ve böcekler kokuşma. Yani et yok oldu demek. Artık hayvan var demektir. Mesela gübre çürüdü. Çamaşır çürüdü. Başka bir şey oldu demektir. Kainattaki en büyük hakikat kimya, en büyük kimya çürümedir. Çürüme olmasa hayat durur. Gül oldu mesela. Evet. Çürüme kainatın en büyük kimyasal hadisesidir. Anlamadığınız, basit gördüğünüz. Mesela yere düşen hiçbirisi çürümese ne olur? Mezbeleye döner. Yıkadığınız çamaşır kurumadı. Neye döner? Ne olur? Mitolara hayat amede bir hissesi vardı. Hayat Ahmet'in sesi var. Sesi var fakat çürüyünce bu defa zihayat oldu. Hayatın bir üst tabakasına çıktı. Yani hayattı mutlak bir tabirdi. Zihayat oldu. Zihayat oldu. Daha latifleşti. Gözü oldu. Hayvan şuuru var bak. Aynen. Şuuru var bak. Sineğe şöyle yapayım tak kaçıyor. Zişur oluyor o zaman. Zişur oluyor. Şuurlandı. Daha yüksek mertebeye çıktı. Tabii çıkardı. Oradan şey yaptı. Adeta şöyle düşün. Arabayla gidiyorsun bir viraj var. Cahil adam, yol bitti. Yol bitti. Ne yapacağım? Ya baksana sağına soluna. Viraj, keskin viraj. Meğer başka bir yolun viraj yolu başlangıcıdır. Başka bir hayatın başlangıcıdır viraj. O virajı göremezsen orada durursun. El freni çeker beklersin. La baksana bir sağına soluna. Baktın başka bir hayat başlıyor. Çürümek demek aslında hayat umumiyeden hissesi olan etin bil kuvveydi. Neydi? Efendim tek bir tane sığırdı. Bir tane sığırdı. Oradan bir parça etinden binlerce, milyarlarca bakteri üredi mi? Sinek üredi mi? Efendim oradan bir sürü karıncalar şey yaptı mı? Tevellüt etti mi? Bir sürü haşerat, hurdebini mikroplar, organizmalar. Bir tane bir şeydi. İşte bunun neresi çürüme? Yani dünyada neyin yok oluyor? Çürümeyle yok olmuyor, daha güzel bir şey oluyor. O zaman bir şey bana söyleyin de yok edelim onu. Zaten mutlak yoktur, yoktur diyor. Yoktan şimdi seni yok ettiğin, sen yok zannettiğin çürüme daha güzel bir hayatın başlangıcı olmuş. Haşerat
aşırı olmuş abi işte. Yani kokuşmuş eti dirildiğini görüyor, ben nasıl dirileceğim diye şüphe ediyor. Ya etten çıkmıyor mu kurt? Sen de senden çıkacaksın. Sen de aç muzenep yok mu kuyruk sokumda? Et şeyde bir çekirdeğin yok mu? Cilalanmış, cilvelenmiş. Ha şey ince mesnevin oraya 185'ten okuyorum. Bakayım ilgini çekecek mi? Emaneti insan hamlettiği cihetle, iyi dinleyin ama bu çok önemli. Bakayım şey yapabilecek misiniz, ilginizi çekecek mi? Yok bir şey yazmayın, dinleyin. 185. Çok önemsiyorum, onun için 3 defa dikkatinizi çektim. Emaneti insan hamlettiği cihetle, yani emaneti fark etti. Hemen şunu söyleyeyim de ondan sonra. Adem cennetteyken insan olduğunu bilmiyordu. Cennette olduğunu da bilmiyordu. Cennette olduğunu bilseydi orada ölümün olmadığını bilecekti. Sen bu meyveye ölümsüzleşeceksin diyen şeytana cevabı olurdu. Sen burada öleceksin, bunu yersen baki kalırsın diye inandı. Demek ki cenneti bilmiyordu. Tamam. Adem insan olduğunu nerede anladı? Dünyada Cebelü Rahme'de, Hira diyorum. Arafat'ta. Ne demek? İnsan olduğunu, iyi dinleyin burayı. İnsan olduğunu anladığı anda emaneti hamletti. Odur. Emaneti hamletti, insan olduğunu anladı. İnsan olduğunu anladı, emaneti hamletti. Aynı şey. İlim kudrete, kudret ilme. İlim kudrete, kudret ilme. Ey sema suyunu kes, eğer suyunu yut. Dediği anda oluyor, olduğu anda söylüyor. Aynı şey. Latif nüktelerde söylüyor 32. sözde. İlim kudrettir. İlim aynı kudrettir. Kudret aynı ilimdir. Aynı şeyin formatlarıdır. Çünkü ilim canlı ve ruhludur. Kafanıza giren her şey canlı ve ruhlanıyor. Şu sesim size giriyor. Ne girerse girsin. Gözden, burundan vesaire. Tamam. Şimdi insan fark ettiği anda insan emaneti hamlediyor. İşte bulu çağı vesaire. İyi şimdi dinleyin. Bu kadar malzeyi bunun için anlattım. Emaneti insan hamlettiği cihetle cilalanmış, cilvelenmiş bir şekle girmiştir. Cilveyi ve cilalanmayı anladık mı? Harika bir cümleyi öpmeyin mi? Deli etmiyor mu yani böyle? Ya benim heyecanım biraz ya. Bir böyle bir odamda böyle hissediyorum, tamam, böyle çalışıyorum. Volta atıyorum ya. Dayanamıyorum Fethi abi. Bak şimdi cilalanmayı, cilveleri neyle izah etti görüyor musun? Tünele giriyorsun Hasan. Ha? Tünele giriyorsun orada. Tünele doğru. Deli oluyorum ya. Vallahi acayip bir şey. Bak cilve ve cilalanmayı bak nasıl izah ediyor. Emaneti insan hamlettiği, fark ettiği anda insan cilalanıyor ve cilveleniyor. Cilve ve cilalanma bu. Adem bir yere gelmedi o zaman. Bedenden çıkıyorsun. Ne yaptı? Bir yere gidip gelmedi abi. Dur, fazla karıştırma o kadar. Burası noktalı virgül. Burası değil. Sen değilsin. Cilve, cilalanmış ve cilvelenmiş. Emaneti anladığı anda, şu dersi anlayan veya bir iki kelimesini anlayan cilveleniyor ve cilalanıyor. Hayatın mertebesini, cilve celva ne demek? Hayatiyetten, mutlak hayat hakikatinden hissi seviyeye geçiyor. Biraz da iyi anlayan şuur seviyesine geçiyor. Hayatın mertebesi. Hayatın mertebesi ne vardı? Bütün mevcudatı koy cihaza, bütün kainatı makineye koy, özünü al hayat. Hayatın da özünü al, his ve şuur. Onun da özünü al, akıl. Yani özünü al, akıl. Onun da özü yok, işte ruh. Ruh asıl cevheridir. Arkadaşlar, ete hayat girince, yani hayat şu, et kokuşmaz güneş yoksa. Güneşi kaldırın, kokuşma olur mu? Çürüme olmaz.
Çürüme demek, dirilme demektir. A eşittir B ise B eşittir A'dır. Güneşi kaldırın ne olur zihninizde? Çürüme var mıdır? Yok. Yoktur. Çürüme demek, o etin çürümesi demek, hürdebin hayatlarının çıkışı değil midir? O zaman çürümek, dirilmek değil midir? E daha neyi nerede arayacağız şimdi? Güneşin maksadı hayat. Hayat. Yani güneş çürütüyor, yani diriltiyor. Hayat çürütüyor, yani diriltiyor. Bir şey olduğu yok ki. Boyut değişikliği. O zaman neyin ölmesi yani? Anlıyor musun Mehmet'im? Şimdi bak bir daha. Üşenmeden, usanmadan anlatacağım. Güneşten ilk önce konuşacağım. Sonra onu sileceksiniz beyninizde, hayat koyacaksınız oraya. Güneş eti çürütüyor. Çürütüyor demek basit hayat mertebesinden, mutlak hayatiyet mertebesinden hissi, şuuri ve ruhsal bir hayata dönüştürüyor. Kurtlanıyor ya, sinek oluyor ya, böcek oluyor ya, ruhlu. Ama etim öyle bir şeysi yok. Çürümek demek hayatiyet değil midir şimdi? Hayat, çürümeyi kaldır, hayatiyet yoktur. Şimdi ne olur, siler misin semadan güneşi? Koy oraya şeyi, hayatı. Ve sensin. İşte sen çürüdün demek, nasıl ki basit bir et parçasından hiç mukayese edilmeyecek, hiç alakası olmayan zir ruh mahluk çıktı etten. Hayat güneşi de bana bir vurdu, hiç benimle alakası olmayan o alemler çıktı. Hatta benimle hiç alakası olmayan kaynağım çıktı, kaynağımın hakikati. Bunun da yanması bir nevi cilalanmak oluyor. Cilalanmak işte. Onu önceki derste anlattığım için. Mesela odunun yanması. Odunun yanması demek, odunla nur arasındaki berzan kalkmasıdır. Odun, odun değildi. Latifti, nuraniydi. O odun gibi gözüktü. Yunus diye et ve kemiğe büründüm, Yunus diye gözüktüm dedi. Yani odun gibi gözüken aslında latiftir. Yanmak demek, üzerindeki battaniye kalkması demek. Odun öldü. Ne demektir? Nur çıktı. Odun öldü. Ateşle öldürürsünüz. Yani aslına döndürdünüz demek. Ölüm aslına dönüştür. Cilve davranışa aksetmiş. Cilvenin manası, bak şimdi insan, iyi dinle, insan emaneti, insan hamlettiği cihetle cilalanmış ve cilvelenmiş. Başka bir şey çıkarttım. Şimdi bu bir taneydi. Şimdi ikinci mana, bir şekle girmiştir. Cilvede demek, davranış demektir, hareket. Cilve, insan emaneti hamlettiği cihetle cilalanmış, cilvelenmiş. Cilve demek eylem demektir. Davranış, yaşam biçimi. Cilalanmış ise aynı olup üstünde nakışlarının görülmesi, yani batınındaki güzelliklerin zahirine taşınması, aksetmesi. Cilalanmak zahirde görünen 70 ve 20'den ziyade esmaların her biri. Nebatatta zahirinde 20'den ziyade esma gözükür diyor usta. Ziruh'ta insan daha seten zahirinde kaç tane? 70 tane esma tezahür. Her bir esma bir cilvedir. Şey yaparsan, cem edersen cilveleri cemal olur. Ve cilalanmış olur. Hüsn ne oluyor peki abi orada? Hüsn sendeki verdiğin mana. İnce Mesnevi Nuriye 241. Yani eğer eşyanın hüsnünü istiyorsan birbirine karşı ahenk. Şöyle diyeyim. Kalp atışları var. Cihazda. Hüsn olmaz. Hüsn şu. Hepsinin aman aman eşit olması. Yani buradaki hüsn rengi ama gösterme, çizmiyor gözümü. Rengi yaprağına zıt değil. Yani hakikat bütünlüğünden çıkan adıdır hüsn. Ha, insanlık bakan tarafıyla ona verdiği değer. Yoksa insanın buna değer vermiyorsa hüsn değildir. Bu
Bu ne olursa olsun. İnsandaki karşılığı bu, bundaki karşılığı bu. Armoni, denge, bütünlük yani. Mesnevi Nuriye 241, evet kesif bir şeyin aynesi ne kadar latif olursa o nispette suretini vazih gösterir. Ve nurani ve latif bir şeyin de aynesi ne kadar kesif olursa o nispetle esmasının cilvelerini cilalı gösterir. Yani bakın size örnek için gösteriyorum. Üşenmeden yazıyorum. Falan yeri oku diyebilirdim. Siz de çalışırken asla bir şey ararken sakın üşengeçlik yapmayacaksınız. Bu iş iğne ile kuyunun dibinden bir hazine çıkarmak gibidir. Eğer bu işe gönül vermişsen asla üşenmeyeceksin. Bak metin anladım. Metin anladım. Metin anladım. Aa buradaki delilim. Ortadaki delilim. Üşenmeyeceksiniz. Eğer bu işi ama zannediyorsun ki ders çalışıyorum. Ders çalışma değil. Kendini dışarıya çıkartıyorsun. Kendinle tanışıyorsun. Özlemedin mi kendini? Bu sensin. Senden bahsediliyor. Ben sanki her yazdıkça, her bir şey okudukça üzerimdeki kalıplar kalkıyor. Heyecanlanıyor diyor. Ulan iyi ki manyaklaşmıyorum yani. İyi ki kafayı şey yapmıyorsun ya. Çok tuhaf şeyler bunlar ya. Ustad diyor ben alametler koydum diyor. Taşlar koydum diyor. Mesleği dediğim. Alametler koydum diyor. Kendisi değil bu. Alametle gideceksin oraya. Arkadaşlar hedefe giderken izler var, koku var. Köpek bile avına kokuyla gidiyor. Seni tatmak için şey var, alametler koymuş. Ermeniler Karadeniz'de şey demiş. Kaşının karşısının karşısının yarığın karşısı. İki kaşın ortasının alttaki kuyu diyor. Altını oraya koymuş. Çöz işte. Alamet koymuş. Arkadaşlar bunlar hakikatimize konulan izdir. İz, alametlerdir. Kokudur, sestir. Konulan taşlardır. Şifrelerdir, sinyallerdir. Seni taş, seni sanat, seni oraya taşıyor. Kime? Sana. Kendine gidiyorsun. Hep uzaklaştık kendimizden. Hep cemiyeti yaşadık. Hep başkasını yaşadık. Üniversiteyi bile okurken ne derler diye okuduk. İş yaparlarken bile ne derler diye yaptık, yedik. Hep başkasını yaşadık. Bu ne demektir? Hep uzaklaştık kendimizden. Bu kendimize doğru siyahattır bu dersler. Ne kadar konuşsak da azdır. Ustad diyor ki enfusi tefekkürden derinden derine, inceden inceye tetkikat yap. Hakikat yolu budur. Afaki tefekkürde güneşin çapı nedir? Böyle bir ders yapıyor mesela adam. Güneşin çapı nedir? İşte ne kadar saniyede ne kadar patlar? Bu afaki tefekkür dalma buna diyor. Boğulursun. Böyle ders olmaz. Olmamalı. Mesnevi Nuriye 147. Yok güneşin çapı saniyede şu kadar patlama yapar, şu kadar patlama yapınca atmosferin şurasını girer, şunu girer, şunu girer. Bunu bilmeyen insan da değilim ha. Bak onları da merak etmişim, bilenim. Ama ustad diyor ki o zaman okumuş. Bu tür şeylere sakın dalma. Afaki tefekküre bu şekilde dalma. Derin bir kuyudur, dibi yoktur. Boğulursun çıkamazsın. Buradayız öyle değil. Burada sensin, daldıkça Allah Allah tanışıyorsun. Uzaklaşmıyorsun, tanışıyorsun. O ne abi nasılsın? İşte Zübeyir abinin bana rüyada dediği gibi. Hatırladınız değil mi hoş? Gittim. Senin aradığın oradadır dedi. Gitti kapıyı vurduk. 3 defa. 1 2 3 defa 3 defa vurdum. 1 2 3.sine bir baktım ki kapıyı açtı birisi bana. Baktım gülüyor. Kim? Ben. Şaşıran ben, kapıyı vuran ben, kapıyı açan da ben. Şaşıran ben, cevap veren o. Endişe etme diyor bu. Değil mi? Naciye bir şey. Bu işlerle meşgul olduğum tarihte o ideyi yani. Bir de okuyayım mı? Ne zaman kasyon oldu sana? He? Bu mevzularla meşgul olmanın tarihlerinin ortasında. Artık bir baktım ki... Yani bir de bakıyorum etrafta kimse pek meşgul değil bu işlerle. O zaman ben mi haklıyım bu şey cemaatta? Tamam mı? O zaman oldu. Ben bu sefer dedim ki ya ben mi şeyim ya?
Sübsen akıllısın ya. Bu tuhaf da baktım kelimeler baktım konuşuyor bilmem ne yapıyor. Herhalde durum iyi değildi böyle. Sübsen mi akıllısın ya? Bu işlerle ne meşgul oluyorsun? Bir cilve ile ne meşgul oluyorsun? Oku geç kardeşim. Düz oku zaten herkes bağırıyor. Düz oku diyor. Tamam böyle oku. Kendine çalış. Böyle de yapma kendine de çalışma. Çünkü her çalışan akseder derse yansır. Artık ümidim de kesildi yani. Çalış ama baş döndürücü şeyler. O zaman işte bir akşam, akşam değildi böyle. Sabah şeyi bir soru soracağım. Ama nasıl gittim, uçtum mu, kaçtım mı nasıl belli değil. Ağaçların üzerinde her tarafı cam yuvarlak. Ama nasılsa böyle düz içerisi. Ama her tarafı cam. Aşağı bakınca aşağı gözüküyor. Ağaçların tepeleri. Şöyle soluma bakıyorum. O kadar harika bir deniz sahili. Çiçeklerle donatılmış vadi. Böyle bir alem yok yani. Böyle bak. Meclisi âli. Hepsi oturup müzakere ediyorlar. Ortada ustad oturmuş. Ben nasıl girdiğimse kapı mapı bilmiyorum. Girdim hemen onlar adına hani basın sözcüsü derler ya sözcüsü gibi. Zümer abi fırladı. Yani gelmesin. Meğer ötelermiş yani. Gidince demek orada olacakmışım ben de. Yani öyle zannediyorum yapıyorum şu anda uyandım. Yaklaşık olarak 1.5 metre veya 1 metre o çaptan orada olanlardan bana yaklaştı. Sırf ayağa kalktı. Diğerleri bakıyor. Buyur kardeş niye geldin? Abi bir şey soracağım dedi. Bak dedi. Senin soracağın sorunun cevabı elini böyle bana böyle bakıyordu ya. Ben de böyle. Döndü tepeyi gösterdi. Şu tepeyi görüyor musun? Görüyorum abi. Orada bir saray var. O saraya git. Oradakilere sor. Orada sana cevap verecek. Tamam abi. Ama özeniyorum böyle. Geri gidiyorum ama. Muhabbette. Hasan Feyzi abiyi gördüm. Hasan Feyzi abi çok net ama. O çok fena gülüyordu böyle. Acayip bir şeydi ya. Ulan böyle olsa rüya gibi olsa var ya kabir. Vallahi yeter ha. O kadar harika ya. Vallahi sesi mesimi kesen. Mükemmel bir yer ya. Her taraf cam balon gibi ya. Nasıl bir şeyse. Sırf o olsa yeter. Ama Allah daha iyisini verecek inşallah. Hasan Feyzi abiyi hatırlıyorum. Ondan sonra gülüyordu böyle. Nasıl gittimse bilmiyorum. Kapıyı çalıyorum. Bir. Böyle başı değil de. Üç defa çaldım. Baktım ki kapıyı gülerek ben açtım. Çalan ben. Açan ben. Ben böyle kaldım. O gülüyor. Ondan sonra bir sürü bilgi aktarımları oldu. Sonra anladım ki enfası tefekkürle devam etti. Orada bitiyor mu? Yanıyor musunuz orada? Yok. Vesaire. Evet. Yani bunlar olması lazım. Yani aldırma. Tamam. Bu eğer senin ölçün bu olursa biraz da bazıları da şöyle korkutur sizi. Ne öyle vahdetil vücutcu mu çünkü? Mana mertebesini vahdetil vücutcu diyerek zulmediyorlar. Mana katilleri. Yani mananın çıkmasını istemeyen katiller sana hemen damgayı vuruyor. Vahdetil vücutcu mu? Bunlar şeyci falan böyle cüccülü falan ekleri. Bu mananın gizli kalmasını istiyorlar. Biz buradayız hala. Başka bir yerde mi çıktık? Bu şey hiç alakası yok. Ne ala? Bak nereden okuyorum? İlk okuduğum yer Sözler 557. Delilim 247 mektubat. Sonra İnce Mesnevi 185'ten delil getir. Şimdi 241'i okuyacağım. Eğer müsaadeniz de olursa işaret edeceğiz. 110'dan okuyacağım. Ve bitirmiş olacağım. Ben buradayım. Nereye gitmişim? Külliyatın içindeyim. Allah'ını seversen kimden ne misal verdi? Fizin güneşteki çapının bilmem sesinden mi bahsetti? Ustad diyor ki derinden derine, inceden ince. Ben ustadı dinlememişim onun için tereddüte kaldım. Milleti dinledik az kaldı arabamın şarapına gidecekti. Ustad demiyor mu ya? İnceden kendini diyor, enfusi tefekkür ederken derinden derine, inceden ince. Hakikat yoludur diyor. Az kaldı bırakıyordum. Lan ben mi akıllıyım ya bensin? Niye verdi? Niye meşgul ettiriyorlar? Bilmiyorum. Demek ki en çok ben muhtaçtım. Var ya sözlerde.
Şimdi 241'i okuyorum Mesnevi'den. Kalı Mesnevi demiyorum, ince Mesnevi. Evet, kesif bir şeyin, şu cümlelere bak. Kesif bir şeyin aynesi ne kadar latif olursa o nispette suretini vazih gösterir. Ve nurani ve latif bir şeyin de aynesi ne kadar kesif olursa, ters orantılı, mühendis bey, o nispette esmasının cilveleri cilalı gösterir. Cilve ile cila arasındaki farkı görüyor musunuz külliyattan? Cilvelerini cilalı gösterir. Mesela hava aynesinde, iyi dinliyor musunuz havayı? Hayal et havayı, bir ders okunurken böyle tutuyor. Hava aynesinde, havayı hayal et, Allah bunun için verdi hayal et. Yalnız şemsin zayıf bir ziyası görünür. Değil mi? Zayıf bir hava, aydınlık var. Ama aydınlığın kendisini göremezsin. Zayıf bir ziyasını görürsün. Suyun, su aynesinde, alt alta yazdım. Hava, su, toprak. Devam etmiyorum, yoksa kafam karışır. Alt alta dizin, israf olmaz. Hava aynesinde yalnız şemsin zayıf bir ziyası görünür. İn aşağıya. Su aynesinde şems ziyası ile görünse de elvan-ı sebası görünmüyor suda. Suda güneş ne yapıyor? Kendisi gözüküyor. Ama yedi renk yok. Fakat toprak aynesi. Görüyor musun? Daha latif. En latif hava. Sonra su. Sonra toprak, daha ilerisi yok. Fakat toprak aynesini çiçeklerin renkleriyle şemsin ziyasındaki yedi rengi de gösterir. Nasıl toprak güneşin gizliliklerini ayan etti. Allah da insanın gizliliklerini ayan ediyor. Şu tövbe, insan da Allah'ın gizliliklerini ayan ediyor. Hadis-i Kutsi'de geçiyordu ya Fethi abi. Herkesin bir sırrı vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Benim Allah'ım böyle. Diyor ki, İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Allah bizim sırrımızdır. Allah'ın sırrı da biziz. Şimdi, hava aynası güneşin zayıf bir nurunu gösterir, ziyasını. Toprak aynası daha kesifleşiyor. Güneşin ziyasını gösteriyor ama elvan-ı sebasını gösteremiyor. Yedi rengini gösteremiyor. Şu su. Ben ne dedim? Hadi yanlış dedim. Su, güneşin ziyasını gösteriyor. Elvan-ı sebasını gösteriyor. Yedi rengi. Toprak aynesinde ise güneşin yedi tane sıfatını ayan ediyor. Hem de bir fiil dışarıya. Çiçekle. Çiçek. Ha, o zaman kesif ne kadar kesif olursa latifin o kadar gizliliklerini ayan ediyor. İnsanla Allah'ı düşün. Güneşin yerine şeyi koy. Allah'ı. Hani şemsezeli. Aşağılamak için. Şimdi, o toprak aynesi en kesif demek Allah'tan en uzak. Allah'tan en uzak demek mesafe değil. Yapı itibariyle. En azgın nefis kimindir? İnsandadır. Allah'tan en uzak insandır. Yani aynada en kesif yani. Esmanın en kesif tecellisi esma insandır. Nefis. Allah kafa kaldırıyor ya. Ha. Dolayısıyla güneşi kaldırdık, şemsezeliye koy. Toprak yerine insan sahip de toprak oldu diyor. Toprak oldu. Yani Allah'ın gizlilik hakikatini, esmanın nihayetsiz mertebesine zemin oldu demektir. Sahip toprak olmayla. Sahip dersi olsaydı Allah'a söyleyecekti, gösteremeyecekti. Toprak gösteriyor bir fiil. Yani bir fiil yaşantı demektir sahip toprak oldu. Yani hava ve su gösteriyor veya yansıtıyor ama toprak bir fiil yapıyor, gösteriyor. İşte kesif, en kesif ise kokuşmuşlardır. Kesifin en kokuşmuş, kesifi nedir? Kesifin en kesifi kokuşmuş. O nispetle hayatın içerikleri olan esmaların cilveleri cilalı görünüyor. Tamam mı? Cilveler cilalı gözüküyorlar. Yani esma buna cilve veriyor. O cilveyi Allah canibindeki yönüne cilve. Buradan bize gözüken cila. Cilve hareketlenme değil mi? Şeyde evet. Hareketleniyor. Yani cilvenin yönü lahut yönü. Vacib-ül vücuda bakıyor.
Allah'ın esması buraya cilveye veriyor. Cilveleniyor burayı. Biz de ondan cilalanıyor. Biz de ona cilasına muhatap oluyoruz. Cila denince bizim mobilyacıların vurduğu cila değil işte. Yani buradaki ifade ettiği hakikat. Hakikat. Hakikatlar ciladır. Hakikatlar cila. Son bir yer okuyorum. İşaret-i Caz 110. Muhammed-i Arabi'nin, bu da çok harika, kesiyorum. Muhammed-i Arabi'nin aleyhissalatü vesselam o vahşetler zamanında o vahşi bedevilere, bak bu da cilayı nasıl güzel gösteriyor, cilveyi ve cilayı. Şu kadar harika olur mu külliyat nasıl birbirini izah ediyor? İşte külliyatı böyle ders olması lazım. Keşke her dersi böyle yapabilsem. Ama çoğu %60-70 dersimi ben beğenmiyorum. Ne yapayım? Muhatap öyledir diye belki fetva buluyorum ama Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la izah etmem lazım böyle. Ancak müzakerede oluyor. Yani orada umumi 100 kişi, 200 kişi. Geçen işte bir gitmiştik Bursa'ya. Bursa'ya 1000'ün üzeri insan var. 1000'in. Böyle anlatamazsın ki. Profesörü var, cahili var. İlk defa gelen var, 20 defa külliyatı bitiren var. Kafası basmayan var, basan var. Akıllı var, zeki var. Ne yapacaksın? Ama müzakerede öyle değil. Onun için her dershanede müzakere olmalı. Yoksa o kapanır. Kendisi kapanır. Ustad da öyle diyor. İstanbul'un o 500 yerde lakal diyor. Müzakereli olan medreseler diyor. Müzakeresi bitti. İstanbul bitti. Çöktü. İşgal oldu. İşgal oluruz. Duygular bizi işgal eder. Muhammed-i Arabi'nin aleyhissalatü vesselam o vahşetler zamanında o vahşi bedevilere verdiği cilayı. Allah kardeşim bu cilayı tahtanı vur. Bunu. Bak görüyor musunuz? Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam o vahşi vahşetler zamanında o vahşi bedevilere verdiği cilayı. Anlıyor musunuz bunu? Verdiği cilayı. Senin o filozofların şu medeniyet ve terakkiyat devrinde %1 nispetinde verebilirler mi? 100 tane filozofu 100 sene götür. Onun verdiği, bir senede verdiğin acaba %1'si yapabilir mi? Çünkü o zatın yaptığı o cila, cilayı anlıyor musunuz neymiş? Tefekkür edin artık. İlahi, sabit, la yetegayyer bir ciladır ve onun büyük mucizelerinden biridir. Anladığımı? Bitti metin. Niçin gösteriyorum biliyor musun? Üşenmeden yazdım. Yazacaksın sen de. Şimdi altında yeşil benim yazım. Şey anladım. İçerisini uyandırmak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bedevilere verdiği cila demek. İçerisini uyandırmak için dışarıdan verilen malzeme. Allah Resulü'nün insiyak ve sibakı. Onun için herkesi iç böyle yükleme yapıyor. Ve adam da cilalanıyor. Yani ondan görünen güzel sıfatlar ve güzellikler demektir. O bedevilerde gözüken güzel sıfatlar. Cilaymış. Sıfatlar. Dışarıdan verilen malzeme ile Peygamber Aleyhisselam dışarıdan insiba ve inikasta maneviyatıyla bedevileri değiştirmeden dönüştürüyor. Bir daha söylüyorum. Bedevileri değiştirmeden dönüştürüyor. Dönüşme hali cila. Cilve olması lazım ki abi cila versin. Evet. Kendisine cilve olacak. Cilvemle cilalandırıyorum. Ondan da cilve çıkıyor bu sefer. Tak tak. Bak ben de cilalanmışım. Cilvem oldu. İnikas ve insibama cilve denilir. Vurdum ona cilvemle. Cilalandı. Cilalandı bu adam. Dışarıya cilvesi gözüktü. Tak 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 tak. 1400 sene geldi. Dışarıdan verilen malzemeyle dönüştürerek değiştirme ki bunun ismi ciladır. Nasıl ki güneşin ziyasıyla neşinema bulan çekirdek gibi. Çekirdek nasıl neşinema buldu? Güneşin ziyasıyla. Burada da güneş verdiği ziyaya cila deniyor. Güneşin verdiği ziyaya cila deniliyor. Hangisinde deniliyor? Muhammed-i Arabi'nin o vahşetler zamanında o vahşi bedevilere verdiği cilayı. Yani güneşin verdiği ziyayı.
Bedevilerde ne olmuş? Bedevilerde ulvi bir hakikatler ortaya çıkmış. İnsanlıkları çıkmış. Yani Resulullah cila vermiş. Malzeme vermiş. Onda cilve gözükmüş. İşte burada Risale-i Nur haşyesinde bak uğraştığımız yer bir haftadan beri belki uğraşıyoruz şu kadar. Değil mi? Biteceği de zannetmiyorum bitsin. Şimdi bugün de iki tane söz söylemiştik değil mi? Serpmek ve işaret etmek. Ama en iyisi bunu bu sizin hepinizin dersi bittikten sonra sen ne yapacaktın? Nur hayat. Nurlandırmak. Yani taafun etmiş eşyada ama ona göre bak yarınki ders senin. Senin değil mi? Şöyle yapacaksın. Hayatın nuruyla mevcudat taafun etmiş et, kokuş, toprak nasıl nurlanıyor? Yetinmeyiz biz. Sonra onu taşıyacaksın enfüse. İnsan buna ne demek yani? İnsan nuru hayatla nasıl nurlanıyor? Hayatta gözükecek. Sonra eyleme dönüştüreceğiz. Şimdi bu ben eylemi de söylüyorum. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam onun için söylediğim o bedevilere verdiği cila ile ortaya çıkan ahlak, huy, sıfat. Yani Kur'an'ın mizanı ile ve sünnet-i seniyye terazileriyle amal ve hatıratını tartan Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiği nurla cilalanmış oluyoruz. Olursa o nispetle. İnşallah yapmaya çalıştım. Nuru hayatla en taaffun etmiş şey nasıl cilalanıyor? İnşallah yarın nuru hayatla en taaffun etmiş eşya nasıl nurlanıyor? Fatih sen neydi? Eritiyor. Nuru hayatla en taaffun etmiş eşya nasıl eritiliyor? Ondan sonra herhalde çıkarız. Bundan inşallah bir haftada çıkabilirsek çıkaracağız. Sonra şey yapacağız. Sadakat dersini yapacağız. Laikalardan. Laikalara geçiyoruz. Bir haftada da laikadayız. İnşallah. Laikada alacağız. İlim, ilmin kıblesi olan sadakat. Sadakatsız ilim dalalettir. Bidattır. Sadakatsız ilim küfürdür. Küfüre götürür, isyana götürür. Evet, ilmin kıblesi sadakattır. Sadakatın zemini ise ilimdir. İlimsiz de sadakat da olmuyor. Cahilane taassup olur. Taassubun altyapısı neydi? Söyleyin iki sıfatı vardı taassubun. Cehalet. Adem-i muhakeme. Aferin. Bir adam taassup mudur? Diğer Müslümanlar hakkında ustak ne yaparmış dinlemiş. Evet çoğu %70 yanlış söylüyor ama bakarmış içinde doğrular var mı? Eğer doğrular varken hemen reder dersen, ağzını tıkarsan o doğrulara da hakaret etmiş olursun onun şahsında. Değerli Hoca bana dedi ki, bak Değerli Hoca ustadın iki defa elini öpmüş, onu da hatıramadan nakledim kestim. Değerli Hoca 86 yaşında Allah rahmet etsin vefat etti. Çok hatıramı var ondan. Arabama bindi. Derse gidiyoruz. Köyden aldım. Ya biz de gençiz de yani. O yaşlarda, 30 yaşlarda vesaire. Arabayı yıkadık. Şoförün gaz pedalına gaz keserdik. Köy ya, çamurlu basacaklar. Hem oraya da koyduk. Arabayı açtı kapıyı, bir baktı gazete var. Bu ne ya? Ayakların altına gazete olur mu? Ha, hocam şey dedim ya, zındıkların gazetesi. Arabayı dedim ha. Allah yazmaz mı dedi burada hiçbir. Okudun mu dedi hepsini dedi. Allah, Muhammed yani tenkit dahi olsa Allah ismi geçer mi? Vallahi mutlaka inşallah veya bir şey derken bir Allah yazar dedim. Kaldır dedi. Onun şahsında Allah'ın ismine basamazsın dedi. Vay be. Böyle kaldım. Hani onun şahsında tenkit için kullandığı Allah. Haşa, Allah yoktur bile yazısı olsa o gazeteye basamazsın. Çünkü Allah yazısı var. Çok tuhaf değil. Yani peki niye böyle cilalanmış da ondan? Eylemde de dönüşmüş halini görüyor musun? Kur'an'ın mizanlarıyla, sünnet-i seniyenin terazileriyle gazeteye basılıp basılmayacağını tarttı. Çünkü niye? Hayatı cilalanmıştı. Çaktırmadan da eylemden bir tanesini gösterdim inşallah. Vahir devam Allah gösterdi. Tövbe estağfurullah. Ahir davahım. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.